Çima dem bi zarokatiye xwe verdetir em di nava partiyê da ne. Hemî qadan da me cî girt. Eva nê devî devî 30 salî ye. Berê nav partiyê da bûm. Êdî dav yê de jî karûxebatê, ziman û edebiyatê dawiya dawî me berê xwe da newlaqê qizminem hat qazmanî. Helbet rast e. Ev pergal naxwaze tu cara jin di nava jiyanê de, di nava qada ekonomiyê de, di nava zanînê de pêşkeve. Her daim pergala wan li baş ve çûyîne jinayê wî avî hatiye ava kirin. Êdî gelek projeyê me hene li ser jina. Yani hem aliye xwezanînê, hem aliye çandê, hem aliye ziman û hem aliye aboriyê. Çiş destê me bi em ê bikin. Helbet gelek proje me jî hene. Di bingeha şarederiyê de em dixwazin qursa ziman vekin, ji bo çandê, ji bo ciwanan, ji bo jinan, ji bo aboriya wan, kooperatîfan bigire, hetanî bazarên ku jin bi keda xwe, hem di nava aboriyê de pêş bikevin, hem jî di nava civakê de, aliyê çandê de, aliyê ziman de, çiş destê me bi em ê bikin. Gelek proje me civî aliyê de hene. Qazman zêdetirî dibin bandora oldariyê de ye, dibin bandora bavaksalariyê de ye. Ji ber hember ew rê û rêbazên oldariyên ku nahêlin jin bi tu heman cihî xwe bînin ziman, tu heman cihî pêş ve bikevin, ew an derfeta nadin helbet. Lê heke hewildanek hebe, mînak dibêjim eva qedra mehekî ye ji bona hilbijartinê em di nava qada û mala û kolana û xebatên xwe de em dibînin. Heke cihekî hewildanek hebe, em bêjin li ser vêya gelek daxwaz çê dibin. Dema em qala proje xwe dikim bi wana re, ez wî hêviyê me û bawer dikim jinê zû ji wan bend û qeydan derkevin. Tevî nava civakî bû jiyana civakî bibe. Yani civanan, jina jî, mêra jî, civanan jî, hemiyan hemî hezaran gazinên wan. Ji ber ku 10 sal e, yani hema tenê ji boyna sembolik ve bile kesî tu tiştek, yani mexek ciyekî de nekutaya, tu tiştek nekirne. Tenê xwe fikirîne, o evrî û rêbazê sistemê ye ku li ser diziyê ava bûye, tenê derdora xwe û kesên xwe bi cî kirine. Aliye xizmet da tu tiştetine. Hela berê me biketayê, me derfet bidîtan, ber bî newalê biçiyana me bidîtana, yani bawer bin, feqîrî wekî qederekî pejirandine. Dema em bi wan re dibêjin ev feqirî, ev belengazî neqeder e, ev ji ber ku serdestên ku vêga vê sîstemê birêve dibin, tenê derd û ku lawan ew bi tenê ne negele. Tu tiştek ji wana nekirine. Yani em bêjin aliyê xizmet taqet tiştek tu neye ji xwe. Yani ne rêyê wan henin, ne avê wan henin, ne çopên wan tên hildanê. Em bêjin tu derkevî sûkê cihekî ku jin bêlê rûnê, derguşa xwe bimêjîne, bihêjîne tuneye, îskana avlêve xwe tuneye. Heşê het bigire destavek bile nava bajêr de tuneye. Yani navçeyeke mezin e, ne piçûk e, ez nabêjim navçe, ez her demdema qalê dikim dibêjim bajarê qaxizmanê. Aliyê nüfusê xwe de jî zêde ye, yani ser 25 hezarî ra ye. Em gunda jî bihesibîne, eva devî devî çi 5-5 hezar însanî dike. Lê ev 5 hezar insan qasî wekî gundekî ye, yani gundekî mezin e. Navçeyê qaxizmanê ji ber ku dar û berê wên zêdenin, feqîyê wên zêdenin, ku kar û xebatek baş bêkirinê, aliyê aboriyê de jî dikare pişta xwe rast dike. Lê ev tişt nedanê, em bêjin firmayên mezin hatin ketinin navê çi zebze û mêve û fekên ku li vir derketine bi bah awayekî erzan ji xwe re hildane birine û ti tiştek ji wan re wekî ku gêrî wan bê nehîştine. Lê dema ku em diçin qala projeyê xwe dikin û wan re dibêjin, em dibêjin em ê bi hev re bin û em ê bi dest bidin hev, em ê piştgiriyê bidin hev. Yani hûn bixwazin çi aliyê kooperatîfê de weku hanî ev sebze û fekên ku ve mala xwe de çi zuha kirin, çi heş kirin, em bêjin çi kirin, konserve çi kirin, bastîx û çi kirin, dimiz, yani gelek gelek tişt hene. Hûn bawer bin, wekî her derê, yani vê derê jî
tu neva kolanê de digerî tu hindik jina dibînî yan hatine nexweşxanê li nava bajêr de ne yan ciyan bêjin tiştekî kirîn û firûtanê hebe vê nav bajêr de ne lê tu kîjan cedê ra derbas dibî sandalî îstol û kursînin li nava kolanê danin erebên û nikişandinin bajarekî zilama ye tu jinekê tu nabînî ciwan jî zêde tune ciwanê wan rahat bin û mezin dibin lê din yerin kar û barek tune ye berê xwe didin içeriyê diçin bêjin metropolan wan dera dixebitin yanî malbat çî wekî aha perçekirî dibin hala şu kadar de deste wan daye bu avayeki zor bu avayeki destlat dari şare deriye bu kartine li ez bawernak u ez we heviye demeci tu kurdaki rumeta xwe paris haj xwe u gele xwe u civaka xwe hebe peywana naç Eri nava meden hin kesin vaki berjevendi ye xud nav partiyen dene de ci girtine. Ev ji hun ez ve bawerim tu rume teke wan de nava gelde tüneye. Erez, Türkiye Cerat ben Aras em Kurt Beşin Erez, se hep baraj çekirne. Uvan her sen baraja vaki ku xeyrek jile gel kirine, demo ku em digerin de nava gelde dayi keke gugun, dayi Resi hep baraj çekin asibi hatta niye var edukunu çavi me bermer adı bejin de. Dayı keke belki kondin univisin avi jitune bu. Dedi gu bu ne khayra bavi kwa jimera çeyne kirne. Jime çekirne ve elektriki jibur derdikin bi perime vatı fruşine me. Ama erez li nav bajira derbastı ve nav navçera derbastı be. Un baver bin hemmi bakçe zuhabune. Ukul tekeji ev bakçan li fedi nagrin şu an baraja. Ev ava yeki gu ve qasî nav bajarê me yek dinî tu binêrî avek ew qas merî dikare jî sûdê werguhr merî dikare baxçeyan pê av bide ew hemî baxçeyê zûha bine û bostana pê biçînin an jî an jî ber wê avê dikarin mirîşka xwe yekin dikarin qaza xwe yekin dikarin eloqan xwe yekin dayîk di nav malê de ne dikarin hemî karan lê bikin lê tu bi awayekî jê sûdê wernakir ev ayekî Adı diye, ev navçeya, navçeya kuku ve pergale bakanak jeder xistiye. Demek ek geri geli xwa be, edi tişte ki ben rojeve de be hele, beri rüya le qazmane sar rüya Erzurum'e u qazmane je sar qamşira tuşuye. Evri, jibona ku erdevi u gundeviye, Evri briye uciye ki dene radar xistiye. Riya millet naka beri sarqa mişara da çuka Erzurum'e jiberko doktor tüne teşek tüne. İcar lister karse ra vedgarın 80 kilometre karse. Ji 80 vedetir ji derbaz dimin. Evada ki 400 kilometre insani ve radı ben liver hatta nivrat için doktora. Yani bütü avayi, bütü evi düşmeni ekolojiyene, düşmeni ahine, düşmeni gelin, düşmeni Kurdistanine. Çıkas ji destê wan tê ê bifiroşin û perçekin û bişevitînin ji xwe dikin jî. Gelek gelek projeyê me hene. Berî her tiştî divê em bi tevî însanê xwe. Bi wan re bifikirin, bi wan sual bikin, ka em bi hev re em dikarin çi bikin, em ê li ser wê bisekinin. Eva çi aliyê çandiniyê û çi aliyê heywanciyê an jî çi aliyê dinê. Ax bi hemî hêza xwe ve dikare meriya xwe yekin. Tenê em qedrê wê axê bizanibin, em gorî wê axê bikarbînin û jê sûdê werbigirin. Ev gel ne wekî 30 sal 40 salî berê ye, ne ev gelek bên xapandin. Ev gel şiyar e û haş xwe heye. Kazman doğumluyum. İlk orta dereceyi burada okudum, liseyi Iğdır'da okudum. Ankara Gazi Eğitim mezunuyum. Kaç yıl öğretmenlik yaptım. Daha sonra bir takım nedenlerle, işte tutuklamalar falan. Daha sonra ben ayrıldım. Ticarete başladım. Hem ticaret hem siyaseti bir arada yürütmeye çalıştım. Kendimi bildim bileli Kürt Özgürlük Hareketi'nin mücadelesini ben o yaşlardan bugüne kadar, işte DEP'ten bugüne kadar ki bütün o gelenekten gelen siyasi yapılaşmalarda her
kademesine yer aldım. 5 yıl belediyecilik yaptık. Gerçekten 5 yıl içerisinde şu anda Kazman halkıyla konuşursanız o 5 yıl onların kafasında harita gibi duruyor. Hizmetlerimiz, Kazman'ın yapılaşması, insan ilişkilerimiz falan halen onlar için bir örnektir. Ve ondan sonra Kazman'ı biz borçsuz, tertemiz bıraktık. 2009-2014 döneminde biz belediye bizdeydi. 2014'ten sonra da el değiştirdi. Ve o gün bugündür Kazman'a bir çivi çakılmamış. Kazman'ın altyapısı çökmüş, caddeleri son derece kötü durumdadır. Çarpık bir yapılaşma var. İmara uygun herhangi bir çalışma söz konusu değildir. İmarın dışında bir takım yerlere konut izni verilmiş. Yani gaz yeşil olan bu Kazman'ı bir beton yığını konumuna getirmişler. Bunun dışında ya insanların dertlerine deva olmamışlar. Yani su sorunu vardır. İnsanların ya meyvesi vardır, meyvesini değerlendiremiyor. Belediye bu konuda herhangi bir çalışma yapmamıştır. Zaten belediye başkanlığına gelen o kişi yani niteliksiz başkaları tarafından idare edilen bir kişiliğe sahipti. Ha, belediyeyi başkaları idare ediyor. Yani 10 yıl içerisinde bu belediyeyi gerçekten ilçemizi enkaza çevirdiler, bir köye çevirdiler. Vatandaş çok muzdarip, vatandaş çok şikayetçi ve her gittiğimiz yerde de yani sizi bekliyoruz, siz geldiğiniz zaman belki bu ilçeye bir çekidüzen verirsiniz anlamında yani bir takım şeyleri var, beklentileri vardır. Yani biz de bu konuda yani 5 yıllık bir deneyimiz vardır, bir pratiğimiz vardır. Ona dayanarak çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Şimdi biz geldiğimizde belediyemizin bütçesi sıfırdı. 20 milyon lira o zamanın parası borcu vardı. Biz AKP'den aldık. Borçlu bir belediyeydi, kaynağı olmayan bir belediyeydi. 120-125 civarında bir çalışanı vardı belediyenin. Biz geldiğimizde kasa bomboştu. Yani bizde İller Bankası'nda bize gelen aylık 200 bin ile 400 bin arasında değişiyordu o zamanın parası. Tabii bu işçi paralarını düzeltemiyorduk. Aylık gecikmeli olarak su parası, ruhsat parası, işte belediyenin mülkiyetlerinden aldığımız kiralarla beraber işçi ücretlerini yatırıyorduk. Ve bir gün işçi ücretlerini aksatmadık. Sigortalarını yatırıyorduk, maliye borçlarını yatırıyorduk. Ondan sonra belediyemiz yerine oturmaya başladı. Çünkü bizden önceki belediyeler o kaynakları çarçur etmişti. Biz yani 1,5-2 yıl içerisinde kendimize geldik. Belediyeyi rayına oturduk. Ondan sonra biz belediyenin bütün, Kazman'ın bütün caddelerini parke taşlarıyla döşedik. Altyapısı olmayan yerlere altyapı kanalizasyon sistemleri götürdük. Yollarını yaptık. Biz derenin taştığı zaman bahçelere, bağlara zarar verdiği için devlet su işleriyle bir protokol yaptık. Onların bentlerini yaptık. Ve hatta devlet su işleriyle yaptığımız protokolümüz bizden sonra iptal edildi. Derenin yukarısından ta Aras Nehri'ne kadar olan sağlı sollu bir ıslah çalışması projemiz vardı. Onu işte seçimler denk geldiği için onu yapamadık. Bizden sonra da iptal edilmiş. Yani Kazman içmesi sorunu vardı. Başka köylerden biz su aldık, suya bağladık. Belediyede olmayan araç vardı, itfaiye yoktu, iş makineleri yoktu, kamyonlar yoktu. Ben İller Bankası'ndan 20'ye yakın iş makinesi ve araç gereç aldım. Halen o araç gereçlerimiz çalışıyor. Daha sonra bir eğitim destek evi açtık. Çok sayıda öğrenci üniversiteye gönderdik. İşte durumu iyi olmayan ailelerin öğrenci kıyafetlerini, okul kıyafetlerini, zaman zaman yiyecek yardımı yaptık. Zaman zaman evi barkı iyi olmayan insanların işte evlerine çimento, kereste, saç niteliğinden işte inşaat malzemesi yardımı yaptık. Yani insanlarımıza yani sosyal olarak yardımda bulunduk. Bazı olmayan yerlere yol götürdük. Bu deremizde insanlar evlerine götürdükleri eşyaları sırtına alıp karşı tarafa geçiyordu. O zaman biz 3 tane betondan büyük köprü yaptık. Halen de yapacağımız birkaç yerde köprümüz vardır. Yani insanlarla bizim çalışmalarımız iyi yürüdü. İnsanlar çalışmalarımızı takdir ediyor. Halen de bizde beklentileri
Yani bizim gelip Kazman'ı tekrar eski düzeyine kavuşturma gibi bir beklentileri vardır. Biz de onlara söz veriyoruz. Yani yapamayacağımız şeyleri bir söz vermiyoruz. Ancak yapabileceğimiz gücümüzün oranında. Ya bu konuda yapacağımıza da inanıyorum. Varışından kaynaklı çarp yapılaşma oldu. Şu anda kaldırım sorunu vardır, trafik sorunu vardır. Su sorunu vardır, bir de sulama sorunu vardır. Kazman'da biliyorsunuz meyvecilik çok gelişkindir. Kazman'ın meyvesi bölgenin en iyi aroması, en lezzetli olan bir meyvesi var. Kayısı vardır, elma vardır. Bir de sadece Kazman'da yeşilen uzun elma, diğer tabiriyle gelin elması denilen uzun böyle bir tarafı sarı bir tarafı kırmızı bir elmamız vardır. Bu elmanın pazarlaması vardır. Kayısı, geçimi zaten kayısıdır, arıcılıktır. Her çeşit meyve vardır. Yani diyebilirim bu narenciyenin dışında Kazman'da her çeşit meyvesi, sebzesi çok mükemmeldir. Bu konuda insanlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Bu meyvecilik anlamında yani meyve sahiplerinin katılabileceği bir kooperatif düşünüyoruz. Ve bunun yanında bu meyveleri diyelim işte mevsimi geliyor. Kayısı çok fazla 10-15 gün dayanıyor. Ondan sonra bozuluyor. Gönderip Iğdır'da veya başka yerlerde soğuk hava depolarına koyuyorlar. Biz Kazman'ın kapasitesine göre çok büyük bir soğuk hava deposu yapmayı düşünüyoruz. Kooperatifte de zaten daha önce tüccar geliyor. Herkes istediği fiyatta çok düşük değerle kayısıyı alıp götürüyordu. Şimdi kooperatif olduğu zaman yani kooperatifin belirleyeceği bir fiyatta tüccar gelip milletin işte vatandaşın o meyvesini değerli bir şekilde alıp gidecektir. Kendileri de kazanacaktır. Kazman da kazanacaktır. Bu konuda kooperatif projemiz vardır. Bunu her yerde de anlatıyoruz. Soğuk hava deposunu da tekrar dediğim gibi onu da inşa edeceğiz, yapacağız. İnsanların uğraşı arıcılıktır. Balı çok güzeldir. İnsanlara yardımcı olmak için ilaçlamasıdır. İşte başka yerlerden bu konuda uzman olan insanlardan destek alıp bu vatandaşlarımıza destek olmak gibi bir düşüncemiz vardı. Konusunda da bir kooperatif, yani hem meyvecilik hem balcılık konusunda da kooperatifleşme gibi bir çalışmamız mutlaka olacak gibi. Yani Kazman çok böyle sanayi bölgesi de değildir. İşte okullara gidiyor, üniversite öğrencileri vardır. Diğerleri de iş bulamadığı zaman işte metropollere, başka iş sahası olan bölgelere çalışmaya gidiyorlar. Tabii bizim bunlara ne gibi bir desteğimiz olur, ne gibi bir yardımımız olur diye düşünüyorum. Bu işte biraz önce dediğimiz gibi bu kooperatifçiliktir. İşte ancak böyle kültürel çalışmalarına yönelen arkadaşlara işte ne bileyim spor alanları, kültürel çalışmayı gerektiren bir takım kültürel çalışmalar, bunların işte kahve köşelerinden şurada. Şimdi gençlerimiz genelde yani sistemli olarak uyuşturucu bağımlılığına alıştırılmış. Kahve köşelerinde kumara alıştırılmış. Ne bileyim işte bu sosyal medya gençlerimiz biraz böyle kendi benliklerinden ayırmış. Yani bir kooperatif kurulduğu zaman en azından insanlar şu anda Kazman'da çok geniş büyük bahçeler vardır. Köylerin de şehrin de yani meyveciliğin, sebzeciliğin dışında hayvancılıktır. Tarımdır. Tarım çok yapılmıyor artık. Hani dövme, biçme, akaryakıt fiyatlarının yükselmesi bu insanları çok zor duruma düşürmüş. Yani adam sadece kendisi, kendi ihtiyacı için o tarımı yapıyor. Daha önce diyelim 1000 dönüm arazisi olan hepsini ekiyordu ve onu satıyordu. Şimdi onu 100 dönümünü ancak kendi ihtiyacı kadar satabiliyor. Diğerini yani diyor ben yaptığım emeğin karşılığını alamıyorum, vazgeçiyorum. Hayvancılık da öyledir. Büyükbaş hayvancılığı yapan arkadaşlarımız vardır. Bu insanlar da yani alıp satıyor beslemekten ziyade. Bunun ticaretini yapıyor. Dışarıdan gelip alıyorlar, götürüyor. Yani hayvancılık bu bölgede yok olmuş. Zaten köyler boşaltılmış. Köylerin hepsi hayvanını, bağını, bahçesini satmış. Gelmiş burada birer daire almış. Çoğu boş geziyor. İş yok, güç yok. İşte mecburi gidip diğer kentlerde çalışıyor. Belediyenin şeyi belli, geliri belli, bütçesi bellidir. Bunu yani hayvancılığı teşvik etmek, yani biz böyle bir şey imkanımız olsa elbette ki yapmak gibi bir şansımız, düşüncemiz olur ama yani hayvancılık da bu bölgede bitmek üzeredir. Tahmini 200-250 milyon civarında bir belediyenin yani trilyon civarında bir borcu ben
duydum. Yani söylediler. Ancak ben bu sabah maliyeye gittim. Orada biriyle sohbet ettik. Ya söyledi ya dedi sizin zamanınızda bu yani SGK da oradadır. SGK'lı bir arkadaş da oradaydı. Ya dedi sizin zamanınızda SGK'nın maliyenin borçları falan hiç yoktu dedi. Sizden sonra şu anda 45 milyon maliye borcu var. Diğer borçların dışında 45-50 de şeye var. SGK'ya belediyenin borcu. Yani 100 milyar liraya yakın SGK'ya borcu var. Görünen kısmı yani bildiğim kadarıyla herhalde işte 200 milyona da 200 milyona yakın da işte yani borç etmiş, bankalardan borç etmiş, İller Bankası'ndan borç etmiş. Yani gelen paranın çok çok üstünde bir borçları vardır. Bu da arkadaşımla bazen sohbet ediyoruz diyoruz birçok büyük yükün altına gireceğiz. Nasıl bu işin içinden çıkaracağız, ne yapacağız? Yani o konuda da çok kaygımız da vardır. Ama halk zaten bizi biliyor, tanıyor. Bizim bu işi çözeceğimize inanmış halkımız. Çünkü biz belediye kaynaklarını mutlaka halk için kullanacağız. Yani halkımızın ihtiyacını biliyoruz, konumunu biliyoruz, durumlarını biliyoruz. Biz gelecek olan parayı yani nasıl kullanacağımızı, nereye kullanacağımızı çok iyi biliyoruz. Çünkü bizden önceki belediye bu parayı bugüne kadar bir çivi çakılmadı. Sadece yani biz bayrak mayraklara karşı da değiliz. Sadece ilçemizin dört tarafına birer tane bayrak dikmişler. Onun dışında hizmetleri olmamış. Yani sanki işgal edilmiş bir yerdir. Dört tarafına yüksek tepelerinde bayrak. Onların dışında herhangi bir hizmeti olmamıştır. Sadece kendi yandaşlarına küçücük işleri verip büyük paralar ödemişler. Bunu herkes biliyor. Hatta her ay daha geçen güne kadar da müfettişler buradaymış. Büyük bir yolsuzluk olmuş. Yani adam demiş ki ya demiş bunların şu anda bunların burada olmasından ziyade hepsinin şu anda cezaevinde olmaları gerekirken şu anda burada görev yapıyorlar. Ama gidiyorlar diğer taraftan oradan örtbas ediyorlar. Ama yani bu halk bilsin ki gerçekten biz bu MHP belediyesini kesinlikle yerle bir edeceğiz. Bunların esamesini bir daha bu memlekette sürdürmeyecekler. Belediyeyi geri alacağız. Belediyeyi halkımızla birlikte insanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yürüteceğiz. Yani bu halkımız buna inansın. Biz yapmadığımız yapamayacağız. Hiçbir şey söylemiyoruz. Geliyor, devran dönüyor, dertler bitiyor diyeceğiz. MHP gidiyor, nereye gidiyorsa gitsin ama bu memleketten onu temizleyeceğiz. Çünkü MHP gerçekten bu insanlarımıza en büyük kötülüğü yapmıştır. Bu ilçemizi 100 yıl geriye götürmüştür. 100 yıl. Bunu biz kısa bir sürede düzeltmeye çalışacağız. Bu halkımızda bize yardımcı olacağını çok iyi inanıyorum.